Mali krizin pençesindeki Yunanistan'da devlet radyo ve televizyonu ERT'nin kapatılmasının ardından koalisyon hükümetindeki çatlak büyüyor. Demokratik Sol Parti'nin koalisyon hükümetinden çekilmesinden sonra kabine değişikliğinin yapılması bekleniyor. Yunan halkı krizin bedelini kendilerinin ödediğini düşünüyor. Son iki yıl feciydi, gerçekten feciydi. 3 ya da 4 ay daha böyle gitmeye devam ederse hepimiz dükkanlarımızı kapatacağız. Halka bakın, pazara bakın. Önceden iğne atsanız yere düşmezdi. Şimdi ise pazarda sadece birkaç kişi var. Emekli maaşlarımız azaltıldı. Ellerimden kaç kez ameliyat olduğuma bakın. Hayat zor. ERT'nin çalışanları çok para kazanıyormuş. Neden onların maaşlarını değil de bizim emekli maaşlarımızı azalttılar? Yani onları işten çıkarmasalardı ama maaşlarını azaltsalardı. Yunanistan'da Danıştay'ın ERT'nin kapatılmasını durdurma kararına rağmen yayın kuruluşu hala kapalı. Başkent Atina'da ERT binası önündeki protesto gösterileri sürüyor.